Alanya Kalesi'nden ayrıldık. Durulacak bir yol değil ve çok kaza oluyor burada o yüzden. Tarafta büyük oteller var. Bu oteller her sene yenileniyor. Yeşile doğru yaklaşıyorum. Ya ben buradan nasıl göreceğim? Kafayı çıkarmam lazım. Otururuz öyle beraber. Uzağa alacağım. Vallahi şimdi bunları yerleştirmeye üşeniyorum ya. Aslında en güzel güneş bu. Maşallah dediğim 3 gün yaşam. Sandalyemizi koyduk. Yara akıyor arkadaşlar. Ama girilmeyecek gibi değil. Yavaş yavaş istirahate geçtik. Geçmiş olsun diyeyim. Tika yol gibi düşünün. Tamam, bu şekilde yatağımız da hazır. İçlik giyeceğim. Ve arkadaşlar tünaydın. Alanya Kalesi'nden ayrıldık. Şimdi rotamızı Alanya ve Manavgat sınırlarında kalan kurcalar olması lazım. Yok, o kurcaları ve Çengerli. Tabi uydudan baktığım kadarıyla Çengerli'de güzel bir sahil kenarı var. Oraya gideceğim. Şu an sanırım Avsalılar tarafındayız. Hava yine sıcak. Bu gidişle yılbaşını güneşli geleceğiz. Işıklara geldik. Yani kırmızı da geçtik ama ne yapalım. Eskiden bu ışıklar ne güzel yeşil yanar sönerdi. Ya da saniye vardı, anlardık. Zaten ben dibine gelmişim, birden sarı yanıyor. Ondan sonra kırmızıya dönüyor. Bayağı sıkıntı yaratıyor. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Şu trafik ışıklarını, hani çünkü bu yol durulacak bir yol değil. Ben dursam bakın arkamdaki araç geldi, solladı, geçti. Ya yeşili yanıp söndürün biz bilelim yani, ona göre yavaşlayalım. Ya da saniye koyun, ona göre bilelim. Hızımızı da düşüremiyoruz çünkü zaten gittiğim hız 65-70. 70 bile değil, 65. Yani o hızla da durmak ve çok kaza oluyor burada o yüzden. Onu da buradan vurgulayayım özellikle. Sol tarafta hep büyük oteller var. Bakın sırf o yüzden kamyon da kırmızıda geçmek zorunda kaldı. Çok ani yanıyor. Yani 2 saniye geçmeden hemen sarıya dönüyor yeşil ışık. Arkadaşlar tesadüf oldu. Tüpüm bitti. Suyum da aynı anda bitti. Küçük tüp vardı. Onu da bir yerde unuttuğum için onu da kullanamadım. Dolayısıyla çıkış yaptım bir an önce. İşte tüpçüye uğradım. Zaten tüpçü sucu aynı yerde. 680 lira tuttu. Büyük aygaz tüp, küçük tüp ve başlığı, yani pişirme başlığı ve su. Neredeyse milyara yakın eski tabirle. Sol tarafta büyük oteller var. Bu oteller her sene yenileniyor. Pandemi döneminde bir işleri yavaşladı ama onun dışında sürekli dolulardı bu oteller. Bakın hızım 65 km. Yeşile doğru yaklaşıyorum. Bakalım denk gelecek mi? Yaklaştım. Hızımı 60'a kadar düşürdüm. Hala yeşil. Yani korkuyordu insan. Dolayısıyla gaza basmak zorunda hissediyor kendini. Bir belirsizlik. Hava sıcak, camları açtım. Sabah kahve yapmadım kendime. Suyum yoktu. Ocağım da yoktu. Başım ağrıyor. 3 arabadan biri ya Rus ya Ukrayna plaka. Bu tüp alırken esnafla da konuştum. Abi diyor çok fazla oldular diyor. Artık diyor buraya yerleştiler diyor. Dillerinden de anlamıyoruz diyor. Bir de ters insanlar diyor. Adam biri gelmiş 3 kere tüp istemiş. Adam tam hazırlıyormuş, adam ortadan kayboluyor. En sonunda 3. kere geliyor ben oradayken. Diyor nereye gidiyorsun diyor. Bekle diyor, tüpü vereyim git diyor. Ufak tüp alacak herhalde.
O da kendi kendine bir şeyler diyor, rahat insanlar biraz. Şimdi biraz önce önümden bir AMG G seri Mercedes geçti. Önde de bir Rus arabası, herhalde tanışlar. Onlar da artık normal ilk geldiklerinde kurallara uyuyorlardı ama şimdi onlar bizden beter oldu. Öyle zaten, kuralsızlık böyle bir şeydir. Onlar da bakıyorum hiç makasa girenler, işte hız limitini aşanlar, tehlikeli sürenler. Bir de arabaları çok hızlı arkadaşlar onların, yani ciddi pahalı arabalar. Orada orta düzey bir adam AMG G serisine binebiliyor. Zaten hani 3000 motor falan çok yok. Hep yukarılar onlar da var. Tabii bizim başımıza. Buradan sol tarafta gördüm gideceğimiz yeri. Buradan sola dönüş yapacağız dikkatli bir şekilde. Çünkü ışık yok burada. Şu kavşaklar, şu tabelaları yanlış dikiyorlar ya. Ya ben buradan nasıl göreceğim? Şuraya bakar mısınız? Kafayı çıkarmam lazım. İyi. Şansıma da yol boş. Biraz öttürelim arabayı. Burada bir yer göstereceğim. Burayı sordum. Çok güzel bir yer. Karavan için de ideal. Fakat sabah 10, akşam 9 arası açık. Günlüğü 2 lira mı neymiş bilmiyorum. Ben karavana daha fazladır. Alp plajı, Manavgat ve Kızılok mesire alanı. Yani buraya gelip günübirlik kalabilirsiniz. Oldukça güzel bir yer. Görevliler var. Karavancılar şu dağ ileri çekiyordu genelde. Şurası karavancı yeri. Şu adacık çok güzel duruyor. Otelin yeri de bayağı güzel. Şey gibi, Hawaii gibi, Maldivler gibi. Geleceğimiz yere yaklaştık. Girişi kaçırmak istemiyorum. Büyük ihtimalle burada bir giriş varsa da çok dar bir giriş vardır. Malum ana yol üzerindeyiz. Emniyet şeridi de çok şey değil. Geniş değil. 70 km hızla ufak ufak gidiyoruz bakalım. Gördüm yani, araba gördüm orada. Araç gördüm. Demek giriş var. Binek araç. Evet, Çenger'miş arkadaşlar burası. Çenger Otel diyor. Ocağın başlığını çıkarmadığım için o ses yapıyor. Nereden gireceğiz? Vallahi kaçırırsam bayağı bir dolanırım. Yani oradan döndüm. Bir sonraki gidiş daha uzakta. Sağ tarafa bakıyorum o gördüğüm arabaları görmek için ama buralar daha henüz değil. Evet evet. Yaklaştık. Niye? Çünkü Manevgat'ın büyük duvar tabelası var. Oraya yaklaştığım zaman görmüştüm. Evet, sağ taraf. Şimdi şerit de çok dar ya. Sinyalimi vereyim. Sağa ufak ufak yanaşayım. Çünkü şu Manavgat tabelası. İlk giriş gördüğüm yerden de gireyim. Şu. Bunu görmüştüm çünkü. Evet, arabaları da gördüm. Doğru. Şurada.
Arkadaşlar tam burası giriş. Sahil kafe market diyor ama öyle bir şey yok tabi. Bir tane daha karavancı var. Otururuz öyle beraber. Evet, yumuşak bir giriş yapalım. Evet, güzel. Bu karavan burada. Ben biraz daha şu uzağa alacağım. Ama kuma girmemek gerekiyor tabii ki. Tabii ki bu ne plakası? Olur mu? Fransa mı? Bilmiyorum. Şöyle alalım. Harika bir yer ya. Bakın insanlar sahilde oturuyorlar. Güzel güzel. Kum yok. Kum yok ama değil herhalde. Tamam, karavanımız da düz. Evet. Burası kum, şurası kum ama buralar değil. Yerimiz süper. Öyle çok kalabalık da değil yani gördüğüm kadarıyla. Ve arkadaşlar geldik. Yerimiz oldukça güzel. Tabii ki her zamanki gibi çöpler bizi karşılıyor. Önemli değil. Güneş yine yakıyor. Çok güzel. Burada 1-2 gün kalırım ben. Havanın tabii güzel olması da şansımıza. Bundan sonrası kum yok. Ama zemin sert. Özellikle baktım. Oh, yaktı güneş. Yani şöyle güneşte bir yarım saat kalsanız kendinizi denize atarsınız. Bulutlar harika duruyor. Dediğim gibi buraya gelmek isteyenler rahatlıkla gelebilir. Burada 1-2 gün istirahat edebilir. Bu Manavgat, tam Manavgat Alanya sınırında Çengerler bölgesinde. Şurada Manavgat yazısı var. Onu görünce hemen buraya yol veriyor. Yavaş gitmenizi tavsiye ederim ama yolun ortası değil tabii. Sağa geçin, dörtleri yakın. O şekilde girerseniz daha sağlıklı olur. Diğer türlü tehlike yaratabilirsiniz. Beyda, Malatya arabası. Çok eskidir ya. Zaten yazıyor 50. yıl. Beyda vardı, Zafer vardı, Öz Zafer çıktı vesaire. Bunları hep bindik ya küçükken. Şimdi ne yapacağım? Heh, onları göstereyim size unutmadan. Burası su bayi gibi oldu. Yeni tüpümüz. Diye tüpüm değilsin. Yalnız şu hoşuma gitti. Sıfır yeni. Şey de yeni. Şu suyumuz da güzel. Alırken de biraz da dikkat ediyorum ambalajının şey olmasına. Dedim özellikle sordum hani bu başlığı uyar mı dedim. Uyar dedi. Şurada güzel bir şey insan yakmaya kıyamaz. Pırıl pırıl. Hepsi 680 lira tuttu. Vallahi şimdi bunları yerleştirmeye üşeniyorum ya. Oh, şu güneşe karşı oturmak istiyorum da. Neyse, şunları halledelim de. Tabii güneşlenmek sadece yaza mahsus değil. Aslında en güzel güneş budur. Böyle incitmeyecek, hasta beni etmeyecek şekilde. Böyle havalarda üzerimi çıkarıyorum. Hani en azından D vitamini mi, B vitamini mi onu almış olalım. Evet, şimdi sen şöyle geç. Şurada dur. Önce suyumuzu... Aha, pompa da orada.
Of. Kafa işte kahve içmeyince böyle oluyor. Şunu geçirmemiz lazım. Giydirelim. Havalar da insanı sersemletiyor, bakmayın. Taze taze su içelim. Sucudan aldım mecbur. Buralarda çeşme sıkıntı olabilir. Şimdi oh maşallah bu da 12 kilo. Şu an bunları çıkaralım. Evet. Şu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Herhalde. Şimdi bunu buraya yerleştirmek var. Şu peçeteleri alalım. Aslında tüp kaçırması şuralardan da olabilir ya. Kelepçeyle tutturmuşlar gaz şeyini. Verelim. Yanında. Tamam, oturdu. Başlık da oturur herhalde. Çünkü çocuğa dedim bu ne olur ne olur abi dedi. Ne oldu arkadaşlar? İlk denememizi yapalım. Şimdi çakmak burada. Açmadık bile. Bakayım. Bismillah, güzel. Süper. Şunu da deneyelim. Bu da güzel. Tamam. Evet, artık dağa çıkabiliriz. Şunu kapatayım, sökeyim. Bu ne diye? Bunu bagaja koyacağım. Şimdilik burada kalsın. Şunlarla beraber koyacağım da. Hatta koyalım ya. Arabanın anahtarı nerede? Üzerinde. Sıcak hava. Ama dışarı çıkınca güzel. Eğimi de denk geldi. Tam düz duruyor araç. Öncelikle şunları alayım. Sıra sıra. Bizde atraksiyon bitmiyor arkadaşlar. Aa, kar yağmış. Bakın tam şu zirveye. Bu da benim takip ediyor ya. Tabii ki onların yeri burası.
Allah kullanmayı nasip etmesin ama hani insanlara da yardımcı oluyoruz en azından. Şeylerim burada mesela, akü takviyesi, motor suyu vesaire. Şöyle yerleştirelim. Bu çelik halat. Bayağı da pahalıya almıştım. Hatta bundan Fethiye'de dereye girmiştim hatırlarsanız. Takip edenler bilir. Arabaya kanca yaptım. Lastiğe şey janta taktım. Çünkü çamur da orası. Serinlemek için girdim. Evet. Şimdi bunu koyduk. Ve fakat tüpü nereye koyacağız? Tüpün yeri aslında burası. Buradaydı. Dur bakalım, gelip koyalım. Evet. Gölgeye geçince abi esiyor ama. Bunun yeri burası. Bunun yeri burası. Bu da burada kalsın. Şimdi şunu da şöyle koyarsak kapak kapanacak mı? Tabii ki kapanır. En azından birbirini sıkıştırır. Anahtarı da alalım. Ve işimiz tamam sayılır. Biraz açık mı kalsa ya? Havlansın. Biraz açık kalsın. Sandalyemizi de çıkaralım. Üzerine bir şeyler koydum ya. Evet. Masamı ne zamandır çıkarmıyorum. Çıkarmayacağım yine. Hani gerek yok da öyle aşırı fazla. Bıçağımızı yerine koyalım. Şimdi bir eksiğimiz kalmadı. Şu peçete de bari burada kalsın da. Tabii ki güneş gözlüğümüzü takacağız. Yalnız susadım. İçim yanıyor şu anda. Acil su içmem gerekiyor. Bardak bulursam. Şimdi burada... Ha yok, bardaklar burada ya. Tabii ki. Şimdi taptaze bir su içelim. Biraz çırkalayayım. Neyse, tüp konusunda artık rahatız. İşte küçük tüpüm olsaydı dün o sıkıntıyı çekmezdim. Ama suyumla aynı anda bitti. İlginç. Oturalım. Çiçeklerimi alayım. Taşırken koyuyorum da. Ve şurayı süpüreceğim. Tipler hala ıslak. Onun da tam huyunu suyunu bilmediğim için burada alacağım bir şey var mı? Yok. Şu kartı da yerine koyalım bari. Evet, telefonumuzu alalım. Aküyü bitirmesin diye şunu biraz daha gevşetiyorum. Sebebi şarj olmasa bile ışık yakıyor. Yani ışığı yanıyor oranın. Bu kapı açma aparatımız.
Evet, bu örneğicimizi de şöyle göstereyim. Daha önce bunu almıştım. Yağmur kaydırıcı, bu örneğici. Bunlar karavanlar için hayat kurtaran şeyler. Söyleyeyim. Yalnız bu kaçırıyor mu? Burada kalsınlar. Heh, burayı süpürmemiz lazım. Ne yaparsanız yapın, mutlaka ve mutlaka toz oluyor. Tüpemeniz yaptı ya. Müneflolar iyi güzel de bunlar da hemen şey yapıyor. İz yapıyor, eğiliyor, büzülüyor. Kirli gibi duruyor. Evet. İşimiz bitti arkadaşlar şimdilik. Evet, homumuzu mutlaka takmamız lazım. Evet. Tamam. Biraz daha su alayım, sonra geçip oturalım biraz. Sandalyemizi koyduk. Harika bir güneş var. Ben de şapkamı taktım. Oturup biraz keyfime bakacağım. Ay Allah. Ama güneş gözlüğünü unuttuk tabii ki. Güneş gözlüğü olmadan kör olurum. Ve dinlendik. Biraz yürüyüş yapalım. Sahile doğru gidelim. Karavanımız burada kalsın. Çöl kenarında deniz olur ya. İşte nerede? Kenya'da var herhalde. O tarz bir manzara var burada da. Bu çöpler olmasa daha güzel olacak. Çöpler insanın ayak izidir derler. Bir yere gittiğim zaman oraya çok insan geliyor mu gelmiyor mu onu çöplerden anlayabiliyorum. Buraya arabayla girmişler, traktörle girmişler. Ta buradan plastikleri seçebiliyorum. Güneşle parlıyorlar. Burada su kaynağı var. Evet, dere akıyor arkadaşlar. İlginç. Tabii oradan kanaldan su geliyor. Bunu oradan denize karışıyor. Güzelmiş. Çok temiz, kirli değil. Bildiğin dere, tatlı su. Çok güzel. Tabii oradan geliyor, akıyor. Karavanımız güzel parlıyor ama. Hem dere kenarı hem deniz kenarı. Sahil buradan çok daha güzel görünüyor. Evet, Aralık sonu denize giriyoruz. Su soğuk, güzel soğuk. Ama girilmeyecek gibi değil. Hani insanı öldürmez.
şeyin temizliğini merak ettim de. Bak berraklığını. Oldukça berrak. Neyse, ilerledikçe daha da ısınıyor. Su. Çok güzel ya. Dalga yok. Karavanı almadan önce daha önce bir 100'e yakın videom var. Onlar da tamamen doğa. Mesela böyle sabit tutuyordum. Doğanın o natürelliği, doğallığını kaydediyordum. Onlar çok tutmadı ama devam ediyorum yine ara ara çekmeye. İşte insanların en büyük özlemi şu an burada olmak. Onu da sizin ayağınıza getiriyorum. Hani ne kadar da burada olmasanız yine de ruhunuzu dinlendiriyor. Ve güneş çok sıcak olduğundan hemen kendimi aracın arkasına gölgeye çektim. Yani bir 10 dakika oturmanız kafi. Merak edenler için söylüyorum, yol gürültüsü gelmiyor. Aman aman öyle bir yol gürültüsü yok. Yavaş yavaş istirahate geçtik. Bir film açtım. Onu izliyorum.
atıştırmalık bir şeyler de var. Yalnız ben büyük ihtimalle filmi izlerken uyuyabilirim. Güneş harika vuruyor. Sessiz, sakin, kimsecikler yok. Tabi yazın büyük ihtimalle burası ana baba gündür ama şu an oldukça sakin, güzel. Tam kafa dinlemelik bir yer. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Alanı oldukça geniş. Ana yola yakın, marketlere yakın. Ve arkadaşlar güneşi batırdık. Ben kahvemi yeni içiyorum açıkçası. Biraz uzandım, film izledim. Hiç içimden yapasım da gelmedi. Şimdi sabah keyfi değil de akşam keyfi yapalım kahvemizi. Tüpümüzü de taktık. Yalnız bir şey diyeceğim. İlginç olan gaz kokusu kesildi. Evet, şu an gaz kokusu gelmiyor. Demek o tüple mi ilgiliydi acaba? Hani tüpün başlığı mı sıkıntılıydı? Kesinlikle gaz kokusu almıyorum. Aklınızda olsun, öyle bir şey varsa tüpünüzden de kaynaklanabilir. Yok, koku yok. Şimdi direkt çıkardı o. Yalnız gerçekten çok ilginç ve beni çok sevindiren bir şey. En ufak koku yok. Ya, sevindim. Demek tüpün şey, ne derler, demiri, hani kaba eski olabilir, ucu yıpranmış olabilir, oradan kaçırıyor olabilir. Tüp alırken yeni tüp almaya dikkat ederim o zaman. Vallahi arkadaşlar geçmiş olsun diyeyim. Yani bu benim kafaya sürekli takılıyordu. Eşim gitsen dedantörü değişeceksin, onu değişeceksin, hatları belki değişeceksin, ocağa gelen bağlantıları değişeceksin. Yani çok büyük sürpriz oldu. Siz olun, eski tüp almayın. Deyin kardeşim bana en yenisini getir. Karavanda emniyetli olmak istiyorum derseniz. Allah Allah, normalde nasıl bir gaz kokardı biliyor musunuz içeri? Şu an hiç öyle bir koku yok. Hadi inşallah. Vallahi sevindim yani, benim için önemli bir şeydi. Karavanda gaz kokusu olan da dikkat etsin. Şuna dikkat etsin. Tüpü bir değişsin, denesin. Dediğim gibi tüp başlıkları aşındığından dolayı tam oturmaz. Oradan kaçırabilir. Bir şey daha keşfettik. Bunun şerefine kahvemizi içelim. Güneş batış manzarası oldukça güzeldi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Biraz
Hani ben GoPro'dan bakınca uzak kalıyor sanki de, ama tabi izleyince daha farklı çıkar. Başım, bakın, bir tane Vermidon aldım ama başım hala ağrıyor. İşte bu kahve içmeyince böyle bir, yani sabahtan beri de konsantre olamıyorsun. Siz çok yaptığıma bakmayın. Ama o sabahkini içmesem, hani günde 8-10 tane içenler var, onlardan değilim asla. Zaten ben içersem aç karnı içerim. Tok karnı içmem. Ne yapalım? Oturalım hadi. Açalım bari. Gaz kokusu o kadar yok ki, kapatma ihtiyacı bile duymadım. Ama ben yine de kapatayım. Yoğurdu üfleyerek yiyelim. İkiz bardaklarımızın birinde su var. Ya film, Amerikan Sapığı diye bir film. Hani sürekli şeyde karşıma çıkıyordu. Ne derler? Instagram storylerde sürekli karşıma çıkıyordu. Ay işte şöyle güzel, böyle güzel. Ben de izleyeyim dedim bari. Farklı bir şey ama hani öyle aman aman da bir film değil. Onun da bilgisini ayrıca vereyim. Antalya'da şu var, güneş battıktan sonra inanılmaz bir kızıllık kaplar. Şeyi şu an bulut olduğu için tam görünmüyor. Gökyüzü şu an belki 4 renk tonu var. Yukarıda lacivert, sarı, koyu sarı, kırmızı, aşağıda da koyu mavi. Bakın sivriler dolanıyor dışarıda. Girmeye yer arıyor. Komşular gelmiş. Yani gençler ya da işte ne bileyim, sahil kenarına gelmek isteyenler. Deniz güzel, durgun, hiç dalga sesi gelmiyor. Normalde kesilmezdi hiç dalga sesi de. Bak bak, sinek resmen girmeye çalışıyor ya. Zaten bu zamanlar şey oluyor. Yukarı teli de kapattım. İçerisi çok sıcak. Hala short tişört oturuyorum. Tabii 2 saat sonra göreceksiniz. Bu arada soğuk olduğu için karavancılara içlik öneririm. Çok güzel içlikler var, termal. Gece yatarken özellikle, gündüz giymeyin. Tabii de yani gece yatarken içliğinizi giyin. Üzerine de pijamanızı giyin. Çok rahat bir uyku çekersiniz. Çünkü hani veba stoyu gece boyu açmak, bilmiyorum, çok mantıklı gelmiyor bana. Zaten yorganın battaniyenin altındasınız. Ayrıca bir de veba sto, yani boğarsınız içeriği ya. Ben soğuk ortamda yatmayı daha çok seviyorum. Yeter ki üzerim kalın olsun. Altınıza üst alt içlik giyip üzerinize işte derler yani eşortman altı, işte üstte sweatshirt tarzı. Artık pijamalar öyle zaten, biliyorsunuz. Onları giyerseniz daha rahat edersiniz. Üzerinize de kalın bir yorgan ya da işte benim gibi 2 kat battaniye örttünüz mü hiçbir sorun olmaz, ki ben sigara içtiğim için sürekli camı açıyorum. Aslında ondan soğuyor benim karavanımın, farkındayım. Yoksa bu ısıyı kesinlikle bozmaz. Şimdi kahve pişirdim, fırın gibi oldu içerisi. Ama sigara içtiğim için sürekli açık benim camlar, sürekli. Yatana kadar açık. Yani aç kapa aç kapa. Zaten bu mübareği 10 dakika açık bıraksanız zaten olduğu gibi içeriği buz gibi yapar. Yalıtımlı, ama camı açarsanız işe yaramıyor tabii ki. Bende o sıkıntı var. Onun dışında Webasto gerektirecek, ya iddia ediyorum, hani 0 derece bile olsa karavanızın içi hava sıcaklığı düştükçe niyeyse ısınıyor. Öyle bir şey var. Zaten sizin, ki eğer ben tekim, eğer 2 ya da 3 kişiyseniz zaten her insan bir kalorifer peteği gibidir. Yani sonuçta belli bir vücut sıcaklığı vardır. Kalorifer gibi çalışır. Ama yatarken ben
ve basto ya da ısıtıcı ya da başka bir şey yakmak istemiyorum. Havayı boğar. Evde de öyle ya. Evde de ben İstanbul'dayken mesela yani daha taşınmamışken Antalya tarafına 5 yıl 6 yıl önce diyeyim. Mutlaka yatak odasının peteğini kapatırdık. Fazla sıcak oluyordu çünkü. Konforlu uyuyamıyorsunuz. Zaten uzmanların dediği içerinin ideal derecesi 16'ymış. Ya 16 da çok soğuk. Hadi 16 olmasın da 20-22 olsun normal. 22 de fazlası, 20 normal. Öyle yani. Hem yalıtımla yalıtımsız aracın farkını nereden anlıyorum? Şimdi normal ben burada oturuyorum. Mesela telefonu şarja takıyorum. Burayı normalde aynı olması lazım değil mi? Hani burayı açtığım anda burası buz gibi. Ciddi anlamda buz gibi. Yani çok fark ediyor. Çok. Bildiğin arabanın içi gibi ama bu arka çok fark ediyor. Yalıtım önemli arkadaşlar. Bir kişiden duydum. Aslında hani ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilemiyorum ama arabanıza yalıtım yapmayın diyor. Sadece diyor ney? Cam yünü. Cam yünü döşeyin diyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok diyor. Bu ıvır zıvır 2-3 kat falan filan bunlar diyor. İçeriği boğar diyor. Arabayı terletir diyor. Sizin nefes almanızı önler diyor. Aslında baktığın zaman cam yünü çok kuvvetli bir yalıtımdır. Onu güzel diyor hani aracın her yerine zımbalayın diyor. Üzerine giydirme yapın. Zaten o sizi korur diyor. Bilmiyorum hani bu konu hakkında bilgisi o. Tabii hani karavan yapmayacağım için ama ileride yeni bir karavan yaparsam şayet ki yeni yapacağım karavan şunu belirteyim böyle olmayacak. Kamyon yapacağım. Öyle diyeyim. Yani yünüm o karavan ya da işte şuralara kadar gideceğim. Öyle diyeyim. Yani buralar kumluk ya. Al başını git. Ta işte ki hiç kimse gelemez zaten oraya. Yani zaten şuradan ötesi kum. Tabi canlıların yaşam alanı hariç. Öyle bir şey olursa sadece cam yünü yapmayı düşünüyorum. Karoser. Karoserin üzerine cam yünü. Cam yününün üzerine de döşeme, giydirme. Ve bunu söyleyen de bir karavancıydı. Hani YouTube'da izledim. Büyük minibüs bir karavanı vardı. Kendi uygulamış. Boşu boşuna diyor. Karavancıların cafcafı diyor. Boşu boşuna sizden yüklü paralar alınıyor. O yüzden vesaire diyor. Tabii cam yünün kaymaması için de mutlaka her yere zımba ya da yapıştırma mı oluyor? Çünkü araba hareket ettikçe o aşağı doğru iniyor cam yünü. Öyle de bir muhabbet vardı. Onu da araştıracağım, değerlendireceğim. İşte strafor üzerine bilmem ne köpük şu bu derken maliyet artıyor diyor. Aklınızda olsun onu araştırın. Karavan yapacak olursanız da karavancınıza deyin kardeşim ben sadece cam yünü istiyorum deyin. Böyle fiyat alın. Bir de diğer türlü fiyat alın. Ama bunun sağlamasını da mutlaka sağdan soldan yapın. Yalıtımcılardan yapın. Özellikle karavan yalıtımcıları değil de bu cam yünün kullandığı çatı, izolasyon işi yapan firmalara sorun bakayım. Onlar size ne diyecek? Maşallah burada da kahve biraz zor soğuyor. Biliyorum. Ağzım dilimi yakacak. Oh, iyi kahvemizi içtik ya. Ha, filmlerdeki gibi aşıklar el ele yürüyor. Güzel ya yarım harika. Karavancılar gelsin buraya. Ya ben şu belediyenin yerinde olsam bakın burası atıl. Gerçekten atıl. Yani şuraya çok güzel bir karavan kampı yaparım. 20 tane karavanlık. Tuvaletini yapın, duşunu yapın. Yani burası hani halk plajı değil. Yani burası boş bir arsa. Ben insanların hakkı hani tamam halk plajı adım başı halk plajı var ama böyle yerlere de karavancıları da düşünün. Çünkü o halk plajına gelen kişiler de karavancıları seviyor ve onlar da yarın öbür gün karavancı adayı. Emin olabilirsiniz bundan. Çünkü kimse bize şeye bakmıyor. Herkes imrenerek bakıyor ve seviyor. Bunu anlıyorsunuz. İşte trafikte giderken yol vermelerinden, ilgilerinden, kibarlıklarından, alakalarından
kamyoncusundan otobüsçüsüne arabasına kadar herkes seviyor sayıyor. Bunu biliyorum. Buraya bir 20-25 araçlık yapın bir otopark. Bir çeşme işte. Ya bulaşıklık yapmayın ya. Şimdi bulaşık nedir ya? Aman ya bulaşık bilmiyorum. Saçma geliyor bana. Bir tuvalet olsun. İşte bir suyu boşaltacağınız yer olsun. Yani lağım logarı. Bir de depoyu doldurmak için su koysunlar. O yani yok bulaşıkhane, yok çamaşırhane. Buna gerek yok. İnsanların zaten karavanları var. Herkes yıkasın. Ne yapıyorlarsa yapsınlar yani. Onları da biz mi düşüneceğiz? Çok güzel dizayn edebilir. Yani şu doğallığı bozmadan da yapılabilir bu. Çok rahat yapılabilir. İşaretle yani yere bordör döşemenize de gerek yok ya. Biz ona da razıyız. Toprak olsun. Ama hani karavancılar geldiğinde aa burası karavan kampı tarzı yer desin kalsın. Mesela orada 2-3 lira diyor piknik yeri. Ya kendini amorti etsin. Sen yap günü 20 lira yap 30 lira yap. Anlatabildim mi? Ama hani insanlar mesela Gazipaşa'da var ama insanlar sen zorla oraya sokarsan ki çok çok büyük bir alanı var Gazipaşa'nın. Hani belki kilometreye bir karavan düşüyordur. O kadar büyük. Yani ciddi anlamda büyük. Ne bileyim yapın yani. İnsanlar gelsin kalsın. Bir zaman belirleyin. Bakın o çok önemli. Bir zaman belirlenmesi çok önemli. Böyle karavan kamplarında paralı olmayan belediyenin karavan kamplarında maksimum bir hafta. Söylüyorum. Maksimum bir hafta izin vereceksin ki başkaları da gelsin kalsın. İyi ben geleyim karavanım koyayım. Ooo 20 lira mı? Basayım ben 2 yıllığına kiralayayım. Ya öyle bir şey yok. Bu arada annem de söyledi. Facebook'ta paylaşmış bir karavan. Annem karavancı grupları takip ediyor. Manavgat karavan kampını biliyordunuz. 150'ye kalmış, 120'ye mi ne kalmıştım? 150 mi tam hatırlamıyorum. 31 Aralık'a kadar 100 lira. Ben o zaman kaldım da yazındı. Şu an 100 lira. 1 Ocak'tan itibaren 250 lira geçmiş olsun. Hemen hiç fırsatı kaçırmayın. Niye? Vergi geliyormuş ya. Vergi kardeşim vergi geliyor. Sen vergi mi ödüyorsun? Yani bu da şeye döndü işte. Tekstillerde %8'i indirdiler ama fiyatta fark etmedi. Adam onu şeye indiriyor. Cebe indiriyor. Yani o vergi farkını koymuyor. Biz de senelerce bu işi yaptık yani. Muhasebe işi yaptık. Öyle kimse de aa vergi çıkıyor diye %200-300 zam yapmıyor. Hatta onunla ilgili diyorlar dilekçe verin Manavgat Belediyesi'ne ki Manavgat Belediye Başkanı da hani konuşmuşluğumuz vardı işte bizim bir köpek muhabbeti vardı onun bir köpeği vardı vesaire. O da karavancıdır aracı da o karavan kampında durur. Giydirme bir Peugeot mu Fiat mı yani PS grubu bir karavanı vardır çok kullanmaz. Bilmiyorum yani bu iş nereye gidiyor. O yüzden yaşı 65 olmuş kişilere bir yandan kızıyorum, bir yandan özeniyorum. Şu doğallığı 70-80'li yıllarda yaşamak, 90'lı yıllarda yaşamak bir başkadır ya. Siz daha iyi bilirsiniz bu sahiller nasıldı, bu Bodrum. Ya şimdi Bodrum'dan geçiyorsun, sahili göremiyorsun ki ben şunu bilirim. 90'larda nereden bakarsan bak o Bodrum Kalesi'ni görürdün. Hani o yüzden ben ucundan yakaladım. Belki bir 50 yıl sonra emin olun buralar bile olmayacakmış. Bu Facebook'ta var eski Antalya fotoğraflarını paylaşıyorlar. O gruba da üyeyim. Ya Konyaaltı sahilini bir paylaşmışlar arkadaşlar. Deniz sahile kadar geliyor. Yola kadar geliyor. Yolda patika yol. Yani iki araç işte zar zor geçer. Öyle diyeyim sana ama bir büyük bir küçük araç geçemez. Patika yol gibi düşünün. Ya o zamanlar yaşamak vardı. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda gezmek vardı. Ya başka bir şey ya. Tabii imkan meselesi ama hani biz o dönemleri babam hep arabayla gezdirdi bizi. O yüzden çok güzel anılar kaldı. Belki onun o günlerin farkındalığıyla ben o güzelliğiyle devam ediyorum. Yani sabaha kadar o çekirge diyorum Ağustos böcekleri, cırcır böcekleri nasıl öterdi? Her yer zeytinlikti, Ege sahilleri. Her yer zeytinlik. Giriyoruz böyle, yani zeytinlik, başka hiçbir şey yok. Yabani zeytin, yani sahibi yok. Herkes, her yerde zeytinlik. Hep zeytin ağaçlarını görüyor. Her yerde de cırcır böceği, Ağustos böceği vardı.
O ses başka bir şeydi ya. O ses, o yaz atmosferi, o çadırdaki plastik kokusu, ne bileyim işte şeyleri, deniz yataklarını içeri sermemiz, hazırlamamız, gidip kayalardan, Castro'da unutmuyorum, daldık bir teneke midye topladık kayalardan da. Gittik hepsini tek tek yıkadık bir tenekenin içinde. Onları bir babamın arkadaşı vardı, öğretmen arkadaşı. Onlarla beraber gitmiştik. Bir ay kadar da kalmıştık Castro'da. Harika bir yerdi o zamanlar. Dediğim 90'lar civarı, yani 90'lar başı. Tabii ben 12-13 yaşındayım demek ki. 77, 87. Tabii 89-90 arası. Şu an 46 yaşındayım. Ocak 10'da kısmet olursa. O bir teneke tek tek temizlerdi. Kumdan arındırdık. Ve kızgın tavaya. O da şeyler ya, sazlardan toplardık, kızgın geçirdik, kızgın tavaya atar. Ben hayatımda ilk ve son kez orada yaptım. İlk ve son kez de orada yedim. Tabii dışarıda yedik ama o başka bir şey. Onu hiçbir zaman unutamıyorum. Sandal kiralar giderdik. Yerde oturduk ya, böyle sandalyeler yoktu ki. Arabayı çekerdik, çadırı kurardık. Çadırın önüne bez atardık. Şey işte, halı, kilim. Orada otururduk. Yani hatırlıyorum, güzeldi ama, çok da güzeldi. Güzel zamanlardı. O güneş vurunca o çadırın içi nasıl kokardı. Yani araba lastikleriyle binerdik, şey yapardık. O günler aklıma gelince farklı günlerdi. Onlar bir daha gelir mi gelmez. İşte o yüzden dedim, keşke bu yaşımda ben 70'ler 80'lerde olsaydım. O tozunu attırdım tabii bu imkanlarla. Fazla konuştum, boğazım da kurudu. Çiçek girdiği ortama bir ruh veriyor. Bunu hissettim. Cidden hissettim. Yani çiçeksiz halde bu karavan daha boş geliyordu ama şu çiçekleri koyduğum anda, ki şunlar yokken şunu da koyduğum anda, hemen içeriye farklı bir enerjisi var bunların ya. Ben daha da çoğaltacağım gibime geliyor. Bakalım. Bir yer ayarlamaya çalışacağım. Bakın gökyüzünün kızıllığı dediğim gibi olmaya başladı. Hava sıcak olduğu için şu kapakları açık bırakıyorum. Gündüz ki şey olmasın. İnsanların karavancıya bakışı gerçekten çok farklı. Yani ben bu kadar ummuyordum. Cidden çok farklı. Bunun nedeni de arkadaşlar, hani karavanı olanlar zaten kendini bilir de, karavancı insanın hayata bakışı ve kültürü biraz daha farklıdır. Bakın, bu çok önemli. Hani zaten öyle olmasa bu yola çıkmaz. İçinde karavan sevdası olan herkesin kişilik yapısı da böyledir. Unutmayın. Zararsızdır. Ben çok iyi biliyorum. Ben karavanımın yanına kızların gelip, özellikle kızların gelip, yani biraz az bir şey uzağına masa kurduklarını, arabalarını park ettiklerini, kız kız eğlendiklerini çok iyi bilirim. Niye? Çünkü o karavancıdır, ondan zarar gelmez ve karavana da yaklaşamaz kimse. Öyle bir şey var. Aileler bakıyorum, hani böyle çok affedersin, hani derler ya, it kopuğun olduğu yerlerde. Hemen geliyorlar benim aracın yanına, sağına soluna park ediyorlar, hiç çekinmiyorlar. Neden? Çünkü karavancıdan zarar gelmez, karavancıya da zarar gelmez gibisinden düşünüyorlar. O yüzden bu bakış güzel. İnşallah hani bu bakışı karavancılar olarak korumaya, hatta daha da ileri götürmeye dikkat ederiz. Kendi ayağımızı kaydırmayalım, dikkat edelim. Manzaralardan görmüşsünüzdür, her yer çöp dolu ama bakın benim çöpüm burada. Bu ikinci poşet mi, üçüncü poşet mi, öyle bir şey.
Ya böyle şeyler dikkat edersek, kirli su, bakın kirli suya çok dikkat edin. Yani şimdi ben buradan çıkacağım. Kirli suyu ben buraya boşaltacağım. En fazla 2 gün sonra başka bir karavancı buraya gelecek. Şimdi yazık değil mi o adam benim pisliğimin içinde neden kalsın? Değil mi ama? Ya da bakın burası yeşil alan. Millet çoluğuyla çocuğuyla gelip burada piknik yapacak. Yazık değil mi? O konuyu çok üzerinde durmuyorum. Tabii ki gönül ister ki böyle istasyonlar olsun ya. Böyle geri dönüşüm tarzı ne bileyim. Böyle fosil yakıtların şey fosil diyorum böyle bu tarz atıkların ne bileyim kullanıldığı bir yer yok mu tarımda şurada burada o da aklıma gelmiyor değil yani. Her belediye bir yere yapsın. Karavan, logar. Gökyüzünün kızılı harika. Şöyle şunu kapatayım daha net ve güzel görürsünüz. Evet. Şimdi açmak istemiyorum. Açtığım anda sinekler doluşacak. Kısmet olursa yarın beraber şey yapacağız. Bu cam buğu çözücü ve şey aldım ya. Hava durumuna bakacağım gerçi. Çünkü bunların ömrü bir ay. Hani havalar güzelken çok yapmak istemiyorum. O yüzden beraber bir buğu önleyici. Arkadaşlar bu önleyici karavanlar için çok çok önemli. Bakın videolarımdan da izlediniz benim. Yağmur yağıyor, hiçbir şey yok. Bir anda bu her yeri sarıyor. Bir tünelden geçiyorsunuz ya da yüksek bir yere çıktığınız anda birden etrafınız buğulanıyor. Bu araçlar da büyük araçlar. O yüzden bu tarz şeylere dikkat edin. Fakir marka, zincir market nerede? Şok'ta vardı ya. Hatta ben şeyi aldım. Bu çözücü almamıştım. Yağmur önleyici aldım. Bu çözücü kalmamıştı. Ay, arabesk, arabesk, arabesk. Kim bu ya? Hiç bilmediğim tipler arkadaş. Yani bu müzikler başka. Ya şeyden bahsetmiyorum arabesk derken Müslüm Gürses, Vertay, Orhan Gencebay'dan bahsetmiyorum. Keşke onarsalar da dinlesek de ne olduğu belli değil bunlar ya. Hepsi birbirinin taklidi. Garip garip tipler çıkıyor böyle. Neyse işte bu çözücüyü ve yağmur kaydırıcıyı karavancılar kesinlikle ihmal etmesin. Bu arada gökyüzü iyice kızıla büründü. İlk yıldızımız şurada çıktı ve deniz durgunlaştı. Şu an deniz lacivert ve karşıda bulutlar. Ya bu manzara ömre bedel, cidden ömre bedel. Şu anda renk tonu mavi, turkuaz, açık sarı, çok güzel bir sarı, kızıl, bulutlar da gri. Akdeniz'de özellikle açık havalarda. Ha onu da diyeceğim. Bir dakika hemen bakayım. Bu arada GoPro'nun şarjı bitmek üzere. Yalnız bir şey diyeceğim. GoPro'dan yıldız çok net belli oluyor ya. O yıldız mı ya? Ha yok ya. Şey GoPro'nun kendi ışığıymış. Bazen onu ay zannediyorum. Şimdi bakayım Antalya hava durumu diyeyim. Genele bakayım. Antalya hava durumu. Oh, duyuyor musunuz arkadaşlar? Ya insan bunalıma girer ya bu müziklerle. Şimdi bir bakalım. 10 günlük, 10 günlüğe bakalım. Ho, maşallah. 7 Ocağı kadar hava açık. Kesinlikle bulut vesaire yok. 19-20 en son 5 Ocak'ta 18'e düşüyor. 6 Ocak'ta 17'ye. Gece 9 dereceleri düşüyor ama onu da size söyleyeyim. O zaman ben yarın yapmayayım bunu. Yani gerek yok. Çünkü bunların dediğim gibi en fazla ömrü bir aydır. Boşu boşuna uğraşmayalım. Yaşında genç öyle müzik dinliyor ki sanki dünyanın yükü sırtında. Ne acılar çektik lan, ne acı çektin sen daha? Yaşın kaç, başın kaç, sen ne gördün? Aşk acısı onlara büyük geliyor demek ya. Duyuyor musunuz? Geliyor mu? Derdim çok.
ediyor. O vefasız yardan hiç umudum yok. Hadi ömür boyu yüzün gülmesin diyor. Vay be, ben dua de diyor. İyi arkadaşlar, yatmaya hazırlanıyoruz. Ben bir saate bakayım. Saat 10.30. Evet, bu sefer yanılmadık. Fakat sabahtan beri bütün GoPro 2 telefon şarj ettiğim için aracımı bir 5 dakika çalıştıracağım. Hiç riske girmeye gerek yok. Bir şey olacağından değil ama tüm sistemlerin açılmasını bekliyorum. Açıldı. Evet. Haydi bismillah. Gördüğünüz gibi tek seferde çalıştı. Şimdi yatağımı hazırlayayım. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu niyeyse şu içeri doğru gidiyor. Keşke şurası biraz daha geniş olsaydı. Yani şimdi belli olmuyor ama yatınca içeri doğru gidiyor. Dolayısıyla ben şunu tabii bunu sereyim. Bunu alta sereceğim. O biraz yüksek kalsın. Evet, şu şekilde olur. Olmadı. Şöyle yapayım. Şöyle daha iyi. Hem şurayı da dengeler. Tamam. Altımıza şunu serelim. Sıcak tutsun. Şöyle yapalım da. Evet. Tamam. Bu şekilde. Bunu üstüme birinci kat olacak şekilde, evet, şunu da şöyle yapalım. Tamam, bu da en kalın ve en sağlam battaniyemiz bu. Bunun da tersi düzü. Hep karıştırıyorum. Böyle mi? Yok, böyle. Evet. Bu da ikinci kat. Tamam, sıkıntı yok artık. Evet. Şöyle kot, pot gibi duruyor ama bu inecek, emin olun. Tamam, bu şekilde yatağımız da hazır. Yastığımız vesaire o şekilde. Şimdi cam açık. Böyle çok üşünecek bir hava yok ama gece bu gece 8'lere kadar düşecek. Dolayısıyla üşümek istemiyorum. İçlik giyeceğim. Alt üst. Onun üzerine de tişört tarzı bir şey giyersem ya da sweatshirt tarzı. Altta da uzun eşortmanım var. Onu giyeceğim. Dolayısıyla rahat bir uyku çekeceğiz. Hiç üşümeden. Sabaha karşı bayağı soğuk oluyor arkadaşlar. Arabamızın çalışması yeter herhalde. O kadar ki şey oldu. Merak ettim, şu kalorifer açsam sıcak verir mi hemen? Bakayım. Oo, hemen sıcak verdi. Motor çok çok kısındı ya. Gerek yok da. Da bayağı işime yarıyor. Nerede şarj olsun? Bu %20 dolmuş. Bu da %24. 5 dakika daha çalışsın. Sonra kapatacağım. Bunların şarjı da tam olsun.
ışığı kapatalım. Şöyle kapatayım. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın sabah tekrar güneşli bir havada görüşmek üzere.